Büyükada Vapuru'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Büyükada'da muhteşem bir ev vlogu çekmeye gidiyorum. Şu anda yoldayız. Gerçi birinci dereceden tarihi eser köşkede yalnızca ev demek bence büyük saygısızlık olur diye düşünüyorum. Sizler de göreceksiniz birazdan. Her bir köşesi tarih kokan bu muhteşem yapıdan gidene kadar manzara eşliğinde size birazcık bahsetmek istiyorum açıkçası. Yunan armatör Armenetis köşkün ilk sahibi mübadelede adayı terk ettikten sonra 3 kere el değiştirmiş. Ve sonunda Ali ve Füsun Şener çifti 1993 senesinde satın alıyor. Günümüze kadar yapıyı bozmadan restore edip inanılmaz bir ruh katmışlar. Gittiğimiz zaman tabii ki umarım siz de aynı kanıda olursunuz ki olacaksınızdır diye düşünüyorum. Hello! Büyükada'dan selamlar. Yanlış vapura binmişsin. Sen yanlış vapura bindin. Olabilir. Sonuçta ayrı vapurlarda geldik. Sonuç olarak sağ salim tek bütün halimizde geldik şuraya. Adada ulaşım birazcık sıkıntı olduğu için biraz yürümek zorundayız şu anda. Neyse ki evimiz iskeleye uzak değil. Geze geze çarşı pazar yürüyelim bakalım. Az kaldı gelmek üzereyiz. Bu arada siz de ev videolarına ve dekorasyona meraklıysanız abone olmayı, yorum yapmayı ve likelamayı unutmayın. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün Büyükada'dayız ve birinci dereceden tarihi eser bir ev gezeceğim. İnanılmaz heyecanlıyım. Evin birkaç fotoğrafını gördüm daha önceden. Resmen tarih kokuyor. Buradan Füsun Hanım'a teşekkür ediyoruz evinin kapılarını bize açtığı için. Ve gelirkenki kıyafetimi şık şık hemen değiştirdim birazcık hanım hanımcık görünelim diye. Çünkü Füsun Hanım çok kaliteli bir kadın ve hanım hanımcık bir kadın. O zaman hadi gidelim. Buraların çoğu sanırım tarihi eser zaten. Evimiz burası. Pişt. Detaylara bakar mısın ya? Biz geldik. Buyurun. Merhabalar. Buyurun. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Buyurun. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyiz. Gerçi burada olup da herhalde iyi olmamak. Bence de. Bir adalıya sorulması. Evet, var. Ankara'dan gelen aynen. İki kişi için. Herkesin evinde ortanca var. Gerçekten bunlar burada yetişen. Ama adanın toprağı çok mümbit olduğu için zaten yetişmeyen meyve de yok. Bu da benim bir arkadaşımın bana hediyesi. Bana benzetmiş biraz. Gerçekten böyle buradaki arkadaşlar. Duvar kağıtları eski usul hani odunların üstüne zuber deniyor bunlara. Bunları biz İsviçre'den getirtmiştik o zaman. Hani ben böyle modern bir şey ruhuna yakışmaz diye. O zaman böyle bir şey yapmıştık beraber. Coşkun Bey'le karar verip hani buranın ruhuna yakışır bir şeyler yapmaya. Siz burada kaç yıldır yaşıyorsunuz? Kaç sene önce burayı aldınız? Burayı almak bu kadar kolay. Mesela ben desem ki ben burayı almak istiyorum. Param da var. Alabiliyor muyum? Tabii alabiliyorsunuz. Sadece hani birinci dereceden tarihi eserse yapacağınız değişiklikleri Anıtlar Kurulu'na bildirmek mecburiyetindesiniz. Hı hı. Onlar size karar veriyorlar. Mesela bunların filmini çekiyorlar. En ufak şekilde fotoğraflıyorlar. Sonra gelip ölçüyorlar. Aynısını yaptık mı yapmadık mı diye. Oy. Biz burayı 92 senesinde aldık. Ben ama de aynı yaşta. Yani. Evet. bekledik tabii. Kuruldan çıksın ki biz inşaat yapabilelim diye. Çünkü burayı biz çelik konstrüksiyonların içine aldık. Tamamen çıplak bıraktık. İçinde istediğiniz tadilatı yapabiliyorsunuz, istediğiniz dekorasyonu yapabiliyorsunuz ama dışı ve içindeki şeylerin tıpatıp aynı olması lazım. Yani orada bir santim dahi olmuyor. Örnek veriyorum, istediğiniz gibi yaptınız ve buna izniniz olmadan yaptınız. Ne oluyor? Mesela ev alınabiliyor mu geri? Alınamıyor. Yani onu siz geriye döndürmek mecburiyetindesiniz, aynısını tekrar yapmak mecburiyetindesiniz. Cezası peki yapmadınız? Hadi son nokta. O zaman şey vermeye, iskan vermeye oturamazsınız. Yani öyle bir şey. O çok tehlikeli bir şey. Yani badana boya yaparken bile izin alıyoruz. Kaldı ki böyle en ufak bir şey de asla olmuyor. Tamamen açtık burayı. Tabii eski hali böyle değildi. Daha sonra size hikayesini anlatayım. Yani biz her şeyi buranın ruhuna uygun yapmaya çalıştık. Hep her şey eski. Ben birazcık da eskiyi, antikayı sevdiğim için benim de kolayıma geldi. Burayı böyle hani her tarafı açtık ama eskisi hali böyle değildi. Hatta biz buradaki tahta merdivenler vardı. Aşağıya daha inememiştik. Hani böyle o kadar kötüydü ki. İlk resimde gördüğünüz gibi. Adaya böyle bir hediye oldu gerçekten. Bana da ödül verdiler zaten o zaman belediye başkanı. Hani siz bu evi aldınız böyle. Güzel kazandırdınız adaya diye. Biz de çok mutlu olduk tabii adalı gerçekten olarak. Gerçekten ev konusunda yani daha önce yaptığınız yerleri de biliyorum. Yaşam alanlarınızı
Teşekkür ederim. Zaten ben hani tipik adalı olduğum için hani başka türlü yok. Burada bayağı uzun zamanda da yaşıyordunuz değil mi? Hani öyle tabii, bir tabii. Kız kardeşiniz falan yan tarafta. Erkek kardeşim de burada doğdu. Adalıyız biz yani. Adalı doğumlu çok azdır. O zaman çünkü... Ya bayağı İstanbul'u, bildiğimiz beyaz yakın İstanbul. Aynen, aynen. Yani hani İstanbul'da o zaman işte Zeynep Kamil diye hastane varmış, hı hı, annemin anlattığına göre. Oraya gitmiş, ziyaret etmiş. Ama yok ben adada ebeyle doğuracağım demiş. O da öyle bir risk almış. İşte kardeşim de ben de ada doğumluyuz yani. Şey değil, genelde oluyor ya öyle işte Çorumlu. Aslına bakarsanız doğma büyüme İstanbulluyum deyip de aslına bakarsanız Çorum yolu zaten evet, evet. Yani İstanbul'da adalı farkı bu. Çünkü o zaman hastane falan evet, yok ya. İşte eski usul. Ama adalı olmaktan çok mutluyuz, gururluyuz. En çok vaktinizi sanırım burada geçiriyorsunuz gibi. En çok vaktimizi bunun alt katında geçiriyoruz esasında. Daha çok burada böyle işte aha, hani misafirlerimizi ağırlıyoruz. Ama hep açık, gördüğünüz gibi kapısı falan olmadığı için. Ama esas yaşama alanımız aşağısı. Buranın manzarası çok güzel tabii. Evet. Bazen ben tek başıma bile gelip burada çayımı içmekten sabahleyin çok mutlu çok oluyorum. Keyifli, çok keyifli. Evet, pozitif oluyorum. Şu peki perdelerin olduğu yer? İşte orası altıgen. Şimdi ben perdeyle tabii kapattım orayı. Orası da işte birinci dereceden tarihi eser. Ama ben orayı birazcık kapattım. Altıgen çünkü orası. Her yerde böyle altıgen bulunmazmış. Eski tip kapılarmış onlar. Ha. Orayı da hiç bozmadık. O da orijinali esasında. Bu bibloları peki siz her gittiğiniz yerden mi alıyorsunuz? Yoksa geziyor musunuz böyle antikacıları? Yoksa antikacıları, denk gibi? Çok çok antikacıları geziyorum. Adada da eskiden çok antika çıkan evler vardı. Yani eskiden Rumlar çok yaşadığı, hı-hı, için evet, burada. Zaten onların ev hep öyleydi. Hiçbir zaman öyle modern bir ev değildi. Pencereden baktığınız zaman zaten onların da aynaları, büfeleri çok özeldi. Ama tabii buraya yani 150 seneye yakışır bir ruhu taşımak için. Ben genelde İstanbul'da tanıdığım antikacı arkadaşlarım var. Onlarla beraber aldım. Ama bu perdeler falan hep Zuber. Yani bu duvar kağıdını aldığım yerde getirttik. Yani çok özendim tabii ben de buraya. Burası böyle bir yer. Yani kışın mesela burada işte yemek yiyoruz. Burada televizyon seyrediyoruz. Bu eşyaları siz mi yaşlandırdınız peki? Yok. Yani yaşlı beraber... aldım. Siz yaşlı aldınız direkt. Yani mesela yani, bazı şeylerde atıyorum yaşanmışlık olur ya mesela aldım. İşte 30 yıldır biz de sürekli tadilatını yaptırıp yok, kullanıyoruz yok, gibi. Yok yok, ben de yani ben de antikacılardan, aha, aldım. Ben öyle sevmiyorum hani o tip şeyleri, hı-hı, sevmiyorum. Yani antika ise antika. Hani kullanılmış, yaşanmış beni daha çok memnun ediyor. Evet. Başkalarının aynen, yaşanmışlığını, aynen, yaşanmışlığını muhafaza etmek evet, çok hoşuma gidiyor. Hep zaten elim oralara gidiyor. Ama mesela derseniz ki bu değil tabii antika değil. Evet. Burada gördüğünüz her şey antika değil ama bazıları mesela eşyaların geneli mesela bunlar falan hep antika. Şunlar çok eski bunlar. Şimdi böyle kanepeleri göremezsiniz. Bu mesela antika. Var burada bir sürü aynı mesela bu büfe çok girelim eski. Girelim mi şöyle şuraya bir? Buyurun. Biraz da tabii şey oldu. 1999 depremi yaşadık biz, hı-hı, burada. Çoluk, oo, çocuk. Buradaki çok sevdiğim antikaları Ankara'ya taşıdım hani kaybetmeyeyim diye. Birazını da orada. Onun için burayı birazcık böyle fakirleştirdik ama. Fakirleşmiş hali. Allah'ım fakirlere zeval vermesin. Heykellerim falan vardı. Korkudan vallahi Ankara'ya taşıdım. Onları gördüm bir tanesini. Evet. Mesela bu evden çıktı. Eskiden evler satılırken eşyayla satılırmış. Eşyasıyla satılırmış. Bana öyle çok fazla bir şey çıkmadı bu evden ama. Bu evden çıkan bir parça. Çok da hani böyle ağır ağır klasik de yok. Hani, hı-hı, renklerle birazcık hani buraya birazcık renklendirelim istedim. Mesela burada, bu perdeler merdeler tabii artık, hı-hı, yani benimle beraber yaşlanmışlardır. Çünkü böyle bir şey artık bilmiyorum satılmıyordur. Peki bir açabilir miyiz orayı? Tabii memnuniyetle. Göstereyim orayı size. Çünkü bu da her yerde olan bir şey değil. Şöyle tutmamız lazım Berna Hanım. Şu gördünüz mü böyle? Şöyle bir... Hmm. Böyle, aa, bir şey. Böyle de güzelmiş. Her iki türlü de çok güzel bu. Ya. Gerçekten. Ankara Esat'tan böyle bir yere gelince insan. Bu altıgen her yerde olmuyormuş. Yani daha çok dörtgen falan oluyormuş ama. Ben de tabii burada bunları yaşarken öğrendim. Çünkü öyle bir perde de istemedim. Hani altıgen gibi burada öyle bir şey. Şimdi isterseniz birazcık yukarı çıkalım. Genelde bu tarz yerlerde asansör olmuyor ama. Evet, ben sonradan tabii koydurdum. Sonra size orada göstereyim. Burada küçük bir lavabomuz var. Buyurun. Asansör kapısı. Elbiseden alttan şey vermeyeyim. Hoşçakalın.
Burası bizim yatak odamız. Oo. Bayağı paşazadeler falan olur ya böyle. Tabii ben burayı büyüttüm tabii. Çocukların odasından birazcık çaldım. Kendime büyüttüm burasını. Oo. Vallahi. O mesela bende şey oluyor böyle yerlerde. Yaşanmışlık diyoruz ya. Hı hı. Beni biraz ürkütüyor. Öyle mi? Ben biraz daha ürküyorum böyle. Bende bir tane tablo var çok eski ve başka birisinden almıştım. Herkes bana şey de ondan sonra belki etkilendi bilmiyorum. Acaba kim yaktı gibi falan mı diye ya da kim kullandı, ya? Aynen, kim yaptı? Hangi enerjiyle yaptı acaba ya da işte hani hangi enerjiyle kullandılar? Ama ben de tam tersini düşünüyorum. Onların yaşamışlıklarını, çünkü bunların devamı yok ki. Gerçi evet. Bunları yaşatmamız lazım, göstermemiz lazım. Allah'tan işte Uğurcan of be. Seviyor. Açayım Allah. Size burasını. Allah diyen Berna. Buyurun. Gerçekten. Ya şöyle çıkınca şey diyesim geldi, yaşıyorsunuz bu hayatı be Füsun Hanım diye. Ya burada yatıyorlar çocuklar. Şimdi mesela kardeşimin oğlu da burada. Maça geldi, yazık. Mesela burada oturup yatacak yani, öyle yatıyor. Buraya burada seviyor yatmayı. Of, çok iyi ya. Evet. Buradan içinde buzdolabımız var. Yani biz aşağı inmiyoruz burada da yaşarken. Her şeyi kullanabiliyoruz. Bunu Uğurcan yaptırdı. Uğurcan mermeri. Uğurcan'a buradan selam. Evet, Uğurcan yaptırdı. Gerçekten ben buraya aşık oldum. Buradan şöyle. Adaya gelip de sevmemek mümkün değil. Değil mi? Ada gibi bir yerde böyle bir ruhu olan evde yaşamak da gerçekten çok evet, keyifli. Evet, aynen. Yani burayı mesela düşünsenize ben hani modern bir şey yaptığımı. O ruhu olmaz. O ruhu olmaz. Evet. O modernliği her yerde yapabilirsiniz zaten. Tabii ama onu biraz da zevk meselesi ya. Onu yani herkes yapar. Her an alınabiliyor ama aynen. Bunların yok, öyle bir şansları yok. Buralarda da büsler var. Onlar ama yeni galiba. Onlar yeni. Aynen. İşte Belçika'dan almıştık. Buyurun, burada da böyle bir şeyimiz var, banyomuz var. Oo. Buraya özgü, buraya yakışan bir şey. Buranın devamı gibi. Şey gibi hissettim ya, Atatürk'ün evinde gerek. O kadar size eski mi geliyor? Eski değil, hani böyle değerli, hani böyle nasıl diyeyim, o kadar yaşanmışlığı var gibi, hani oralardan geliyor gibi. Çünkü hani eskiden bu kadar modern olan şeyler, hani Atatürk'ün biraz daha sunduğu şeyler oluyor ya böyle hani. Ama benim hep evlerim böyle olduğu için bana hiç, ben yadırgamıyorum bu. Bütün bu kağıtlar da gene Zuber. Yani bu işte başka bir versiyonu. Zaten işte şeyimiz bunun içinde. Hani sorarsanız ki nerede? Banyo. Bunun içinde gizli. Bende öyle bir saklama gibi bir şeyim var. Böyle bir ben şey. Ben şey gibi düşündüm hani. Gerçi... Yok burada böyle. Aa. Böyle biz eskiden vapurları görürdük. Kardeşimle hadi Heybeli'ye gidelim, hadi hemen gidelim. Yani her an her şeyi görebiliyoruz. O kadar da eski değil yani. Düşünsenize ne kadar şeyler yakalayabiliyoruz. Hayır, eskiden kastım ya, o şey hissediyorum böyle. Dokundukça sanki daha önce acaba buna kaç kişi daha dokunmuştur? Hissiyatı geliyor böyle. Yok, bana tam tersi. İşte onları muhafaza etmek, yaşatmak hoşuma gidiyor. Evet. Çünkü bunların gerisi yok ki. Kimse de yapmıyor artık. Arkadaşlar, Türkiye'de kaç kişinin şöyle manzarası var banyosunda? Hiç kimsenin dikkatini çekmiyor. Klima da saklanmış orada. Aynen. Allah'tan kağıtlarımızı biraz saklamışız. Düşünsenize orada beyaz bir blok. Sizin normalde mesleğiniz neydi? Ben iktisat okudum. Mimarlıkla, iç mimarlıkla, dekorasyonla hiç alakalı yok değil. Ama bu işi şimdi çok zevkle yaptım. Ankara'da ben profesyonel olarak da yaptım bu işi. Burası Uğurcan'ımın odası. Normalde siz iktisatçısınız. Evet, iktisat okudum. Gerçekten. Ben zaten hani ada doğumlu olduğum için ortaokulu Saint Benoît'da okudum. Liseye Tevfikret'e geldim Fransızca diye. Oradan tabii sonra Ali ile tanışınca Ankara'da kaldım ama... Aşk her şeyi yaptırıyor. Evet. Ankara'da aşk diye. Aynen. Sonra da ama her yaz buraya geldik tabii. Burası Uğurcan'ın odası. Burası Uğurcan'ın odası. Uğurcan'ın sevdiği şeyler var. Uğurcan çok seviyor ya timsah. Uğurcan'ın resmi bu zaten. Uğurcan'ın timsahları, bir ara çok timsah yetiştirmiştik. Süleyman Demirel. Evet. Onlar burayı ziyaret etmişlerdi. Aa. O zaman işte çocuklar çok küçüktü. Ada ayağa kalkmıştı. Çok güzel bir gündü. Ne kadar güzel. Yani gelmiş. Onlar da adayı çok sevmişlerdi. Zaten çok sonradan gelip kaldılar. Uğurcancığım. Şunun tipi. Çok fazla değişmedi tipi. Daha özel kapılar bunlar. Elle boyanmış kapılar. Yani her bir detayında, hani daha çok detayda zaten her şey bitiyor biliyorsunuz. Emek var. Evet.
sokaktan alıp da koymak değil. O olmuyor zaten. Aynen. Yani yoksa aynen. internetten bakalım kombinleri, dekoratif şeyleri. İşte. Tık 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 bunun alıp. Rengi ona uyacak. Evet. Orada işte Ulcan'ın olacak. Sevdiği şeyleri koyacaksınız öyle. Bu gemi? Ulcan denizi çok seviyor. Balıkları çok seviyor biliyorsunuz. Hala akvaryumumuz var. Deniz akvaryumumuz. Onun için Ulcan'ınki böyle. Ulcan'ın. Süleyman Demirel'le bir aile dostluğunuz mu var? Tabii. Yani? Tabii tabii. Oradan. Dedeleri evet. oluyor. Evet. Süleyman Bey, onların dedeleri oluyor. Aa, bilmiyordum. Hmm, evet. Aa, gerçekten? Aynen öyle. Ben biliyordum. Muhabbet yaptık çünkü biraz önce. Ciddi mi? Ben bilmiyordum. Şu an şok. Nazmi Hanım, benim görümcem oluyor. Aa. Burası da Mesud'umun odası. Ergün yeni bir bilgi. Mesud'un odası. Uğurcan'la Mesut ikizler bu arada evet, değil mi? Evet, ikizler. Burası da onun. Şimdi artık o Kerem Ali burada kalıyor. Onun için Kerem Ali'nin resimleri var. Kerem Ali'nin yatağı burada. Ay, hepsi çok birbirine benziyor gerçekten. Evet. Baksanıza ne kadar benziyor. Mesut'un şimdiki hali bu. Burada Ela'mız, çok seviyorum. Kızımız da oluyor aynı zamanda aynen, değil mi? Aynen. Gelin demiyoruz. Aynen. Yok gerçekten içime sokacağım geliyor. Kerem Ali'nin bu. Ay yine elimi sürdüm oraya. Neyse. Bu da Kerem Ali'nin yatağı. Sürülmemesi gerekiyor orada. Ha, pardon, şey ben de buraya deyince. Yok yok, hayır. Anneanne olmak, babaanne olmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Genelde şey diyorlar, evlattan daha çok düşkün oluyorsunuz diyorlar ama. Yok, ben onu yok, ben onu kabul etmiyorum. Yok yok. Burası onların banyosuydu ama küçüklüklerinden beri kaldı. Yani işte onlar denizle şeyleri sevdiği için hep bu konsepte gittim. Aa, o zaman ve değişmedim evet. diyorum ya hani o zaman ne yaptıysam hepsi kaldı. Bir tane bir şey bile değiştirmedim. Öyle. Çok keyifli ya. Şimdi gene biraz yukarı çıkalım isterseniz. Güzel size bir manzara göstereyim. Şurada bak şurada. İşte burası açıkmış. Ben işte çocuklar küçük diye kapattım burayı. Hani o Venedikli armatör işte burada hem seyredermiş gelen geçen vapurları. İşte hem de keyif yaparmış. Ama açık olması. Açık olmasın işte çocuklar çıkar oralarda ya. Onu göze alamadım. Oy. Aşağı bakamıyorum çok fazla. Burası da misafirler hani geliyor. Çocuklarımızın arkadaşları geliyor. Onların hani rahatça kalabilecekleri bir yer. Hayatımı i̇şte burası gördüm. Size daha güzel gelmiştir. Evet. Daha modern gelmiştir evet. ama birazcık ucundan kıyısından gene uydurmaya çalıştım. Siz çiçek detayını çok seviyorsunuz anladığım çok, kadarıyla. Çok, evet. çok. Gördüğüm bir evde de hep çiçek. Evet, çiçek, yastık. Evet. Benim hoşuma gidiyor. Ama böyle bir misafir odası da gerçekten tabii ya. Tabii onlar da buraya inmeden yaşayabiliyorlar. İşte orada buzdolapları var, orada gardıropları, burada banyoları. Rahat yaşıyorlar. Bazıları ders çalışıyor, inmiyor bile. Şöyle açayım size. Buranın da manzarası. Çıktıkça şöyle bir... Uğurcan genelde geldiği zaman burada kalıyor. Odasında kalmıyor zaten. Niye insin ki zaten? Şöyle manzara varken gerçekten. Evet. İşte annemlerin evi orasıydı. Şu gördüğünüz. Şurası hemen. Şurası. Hı-hı. Bu bina işte bu sene bitti. Onun için biz çok rahatlık böyle el sallıyorduk birbirimize. Aa, çok İşte iyi. Bütün adalar ayağınızın altında şimdiki heybeli. Çok iyi şu anda burada gerçekten. Burada gece çok güzel oluyor. Ya inanılmaz. O ışıklar falan da böyle. Daha tabii doğrusu tabii. gün batımına yakında çok keyifli. Çok keyifli oluyor. O kadar güzel şimdi oldu ki mehtap. Hani böyle aynen. güneş gibi. Dolunay. Çok güzel. Ben yani buranın yağışını da seviyorum. Hani yağmur yağıyor, kar yağıyor. Kar zaten çok evet. az tutuyor adada. Ama muhteşem oluyor. Tablo gibi oluyor. Evet. Şimdi zaten burada yaşayanların neden İstanbul'a gelmediğini çok daha iyi anlıyoruz. Evet. Mesela benim 1,5 ay oldu. Bir kere indim. O da kardeşimin eşi Kapalı Çarşı'ya gitmek istedi. İndik, Kapalı Çarşı'ya giremedik. Kalabalıktan geri geldik. Ay bunalır insan buradan sonra. İşte giremedik. Evet. Giremedik. Buraya çok peki şey olarak, turist olarak. Maalesef. Evet. Gelirken biz onu dedik de Arapları artık görmedik. Uyanamamışlardır diye düşündük. Cumartesi pazar ama yapılacak bir şey yok. Hele bayramlarda biliyorsunuz. Satın alma oluyor mu peki burada onlar? Hiç duymadım. Çok kötü yani. Olur. Çünkü. Galiba onlar daha çok Yalova'dan alıyorlarmış. Hani duymadım etrafımda öyle, öyle bir şey. Aha. Bazı dükkanlarda Suriyeliler var. Var onlar da var. Ve geçenlerde bir şey sordum. Bu kaça dedim. O yüzüme baktı. Ben onun yüzüne baktım. O da beni anlamadı çünkü. Şeyden eyyüzübillahi. Aynen öyle. Burası böyle. Göstereyim istiyorsanız birazcık. Mesela burada da kendilerinin banyoları var. Öyle. Burası Ulcan'ın olduğu için. Ben işte bunları böyle saklıyorum. Burası size göre modern bir yer. Burası direkt misafir. Aynen.
Ama genelde Uğurcan gelince burada kalıyor. İşte burada onların küçük dolapları falan, böyle her şeyleri var buradan aşağı iniyor. Aşağı inmiyorlar yani. Şimdi en aşağı inelim. Orası bizim esas oturma katımız. Hı hı. Şurayı kapatayım da sivrisinekler girmesin. Bu İsmail Acar'ın biliyor musunuz? O zamanki şeyi bana hediyesi. Aşağı yaparken bana bunu hediye etmişti. Ben de onu muhafaza ediyorum. İlk yaptıklarından falan mı yoksa? Tabii. O zaman çok şeydi. Düşünsenize 30 küsür sene evvel. Şimdi şey yapıyor hani Osmanlı portreleri falan işte. Yapıyor. Ama o zaman öyle değildi. Şimdi benim en sevdiğim yer. En aşağısı. Hadi bakalım. Bu aydınlatmalar ilk aldığınız zamandan tabii, beri vardı. Tabii aynen. Hep hiçbir şey değişmedi. Üstüne hiçbir şey eklemedim. Şimdi burasının hikayesi, biz bu evi yaparken 1,5-2 sene içinde tabii çok kötü bir selle karşılaştık, yağmurla karşılaştık. Neredeyse ev gemi gibiydi, neredeyse yüzecekti. Onun üzerine ben de İsmail Acar'la o günlerde beraber olmuştuk, arkadaştık. Dedim ki biz öyle bir şey yapalım ki bu anıyı hiç unutmayalım. Onun için kendisinden böyle bir şey rica ettim. O da bana bunu böyle hediye olarak yapmıştı. Bu onun imzasını taşıyor. İkincisi, buranın birinci dereceden tarihi eser olmasının sebebi, bu gördüğünüz kule ilk buranın sahiplerinden olan Venedikli armatör yukarıda rakı içerek keyif yaparmış. Adamlardaki keyif de biliyorsun. Aynen. Üçüncüsü, bu kapı 150-200 senelik, onu orijinal olarak muhafaza ettik. Öyle istedik hani, bu kapıyı muhafaza edelim diye. Bir de bu eli böğründekiler biliyorsunuz çok eski işte köşklerde olan bir şey. Şu kısım mı? Evet, bu böyle. Bunun ismi eli böğründe, yani bu köşklerin dilinde öyle bir şey. Yani o yüzden biz burada birinci tarihi derecede bir binayı yaşatmaya çalışıyoruz diyeyim. Esas hayatımızı burada geçiriyoruz. Hani ben söyleyeyim bunu, hani burada martılar çok meşhur ya, işte bu martılarla başladı bizim zaten hani serüvenimizde. Nasıl? Onları hani kaybetmemek adına ben de resmetmek istedim. O çatıda da en ufak bir yerde bitişi var ya hani, orada da küçük martımız var. Hani burada başlayıp orada bitiyor gibi. Bunlar hepsi tarih eser bu arada değil mi? Aynen öyle yani. Evet. Peki bunları mesela alışını nasıl yapıyorsunuz? İşte antikacılardan, o da antikacılar. Yani güvendiğiniz antikacılar oluyor onlardan. Artık onların söyledikleriyle tabii ben de o kadar değil. İşte zaten bizim burada aile fotoğrafımız var. Çocukların küçükleri, dedeleri işte hep beraberiz. Artık büyüdüler işte, şimdi Mesutlar, torunlar, Elacığım hepsi buradalar. Öyle annem, babam. İşte mesela bu çok eski. Bu Rumların hepsinin evinde böyle bir büfeleri vardır. Böyle bir değişik aynaları vardır. Bunu da onun için tutuyorum. Ben buradan büyülendim şu anda. Burada böyle küçük bir limonluğumuz var. Sizde bir böyle bahçe olayı da var, böyle huy bahçesi var, gibi. Gölbaşı'ndaki evde de var. Orada da çok keyifli. Burada da kendimize göre küçük bir şey çıkardık böyle. İşte burası oyun odası gibi. Kerem Alim'in oyuncakları burada. Böyle kendimiz burada birazcık bunlara bakıyoruz ama birazcık kartlaştı bunlar. Belçika'dan almıştım. Bu çok eski. Tarihi var bakın. 1888. Hepsi kullanılır bende. Evet. Burada her şey kullanılır. Hiç bende süs olarak yok yani hani. Buradan alıyorum işte, suluyorum. 1888 yazıyor. İşte bunları mesela yaparken bu ustam yazık öldü. Artık ondan sonra kimse yapamıyor. Zannediyorlar ki duvar böyle. Normal duvarı biz böyle elimizle böyle yaparak bu hale getirdik. Bu hani burada vardı ama değil mi? O çeşme burada. Hayır, yoktu, ben aldım. Ben aldım, ben monte ettim buraya. Burada da işte böyle bir yolumuz var. Buradan da böyle gidebiliyor. Baksanıza 3 tane kaplumbağamız var. Bu eve geldiğimiz zaman bir tane kaplumbağamız vardı. Sonra ben 2 tane daha getirdim. Her yerde kaplumbağamız var. Bu şömine evet gördüm ben bunu. Dışarıda bir yerde gördüm. Resmini çektim. Bunu siz yaptırdınız direkt. Yaptırdım tabii. Böyle bir şey yoktu. İşte burası hani ben ilk geldiğim zaman bu eve merdivenlerle daha inilmiyordu. Hani yoktu merdivenler, kırık çıkık da hani inemiyordunuz. Evet. Burası onların çamaşırhanesiymiş eskiden. Ama biz de böyle yaşanır bir hale getirdik. Bütün hayatımız bizim burada geçiyor. Herkes yataktan kalkınca buraya giniyor. Bu şöminemiz çok da bir şey. Kışın o kadar güzel oluyor ki çıtır çıtır çıtır. Evet. Çok yakıyoruz, çok kullanıyoruz. Bunlar eski. İşte bunlar kiliseden çıkma. Hı hı. Bunlar eski.
Hayatımız burada geçiyor esasında. Peki takip ettiğiniz bir tarih var mı? Mesela Osmanlı tarihi olsun. Yok, öyle bir iddiam yok. Hani ile öyle olsun, böyle hani olsun. Sadece benim geçmişi hani, olsun yeterli. Yani gözüme bir de hoş gelmesi lazım. Hani beğenmem lazım, sevmem lazım. Bunlar hep eski eski bir yerlerden almıştım biliyorum. Bunlar hep eski. Bu bayağı güzel bir şey yalnız. Çok güzel, evet. Berna şok. Gerçekten inanılmaz. Ama diyorum hiç yeni bir şey koymadım. Burada da bir mutfak var. Ha, açık böyle bir mutfağımız var. Hatta Coşkun Bey buranın mimarı bana dedi ki ben bekar olarak bu mutfak bile bana küçük gelir dedi. Yok ben dedim bana iyi gelir. Ne yapacağım başka? Mutfakta ne yapayım? Hepsi var ben ne yapayım yani işte bana bu yeter dedi. Yani ben böyle bir şey istemiştim. O da sağ olsun yaptı. Bu da böyle eskitilmiş şeyle. Bana yetiyor yani bu mutfak yetiyor ne bileyim. Bu çok gayet, eski tabii. Evet. Gayet normal bir mutfak. Bana göre ama eve göre hani eve göre bakarsın. O dedi ki bana göre çok küçük. Nasıl yani bana yeter demişti. Böyle buradan çıkıyoruz şimdi. Kedilerimiz olmadan evvel işte burası böyle açık duruyor. Çok yağmur yağdığı zaman, bir şey olduğu zaman burada biz kahvaltı ediyoruz. Normal zamanda orada kahvaltı ediyoruz. Hele gece tabii çok güzel oluyor. Evet. Bu bir arkadaşımın hediyesi. Çünkü bu da böyle blok bir mermer. Genelde burada yaşıyoruz. Çok keyifli ama ya. İşte yani. Çocukların havuzu. Daha böyle inersek aşağıları da var orada. Size birazcık onları da hani bahsedeyim. Bunun altı müştemilat. Hani bu gördüğünüzün altı müştemilat. Bir ailemiz var. Beraber yaşıyoruz. Zeytin ağaçları var. Çok güzel iki tane. Kaplumbağalarımız da burada. Kaplumbağaların yemek yeri. Onlar da çok akıllı. Onların orada buluşma yeri var. Oraya koyduğum zaman marul, işte karpuz kabuğu, salatalık falan orada gelip yiyorlar. Başka bir yere koymuyorum zaten. İnelim birazcık aşağıya. Haydi inelim. Dilim lal oldu konuşamıyorum ben şu anda. İnanılmaz huzur doluyum ya. Şu kapıyı kapatmam lazım. Şunu en azından şunu kapatayım da içeri dalmasınlar. Gerçekten çok güzel oluyor portakal. Ela'ya saklamıştım geçenlerde. Yedi vallahi o bir tane. Bir tanesini ben yedim. Oradan da giriş var dedim ya. Evet, şuradan direkt. Aynen. En dışarıdan direkt buraya inebiliyorsunuz. İnebiliyorsunuz yani eve girmeden. Pratik. Şuradan da gelebiliyorlar ama oraya şimdi bu inşaattan dolayı yani kapısını kapattım. Burada böyle şey var. Hani ne diyorsunuz? Ateş mi? Ateş yanıyor burada. Barbekü. Yok barbekü değil. Hani burada ateş yanıyor. Şimdi moda ya böyle bir şey. Ama burada şöminemiz de var. Burada da oturuyoruz. Kışın falan çok hani güzel oluyor. Güzel şarap içiyoruz burada. Aynen. Kışın da gelebilir miyim Füsun Hanım? Tabii. İnanın ada daha güzel. İşte bu kalabalık olmuyor ya. Daha güzel oluyor şu bence. Şu an kesinlikle hak verdim size. Yani biz yaşamıyormuşuz Ankara'da gerçekten. Şimdi şurası var ya gerçekten çocuklar hani küçükken işte orada kabinler var, tuvaletler var, duşlar var. Her şey orada var. Onlar oraya giriyorlardı. Bunun altında da gene bir depomuz var. Kalorifer daireleri falan orada. İşte buradan da kapımız var. Ama şu anda iptal ettim ben orayı. Uğurcan oradan girip çıkıyordu ama yapılacak bir şey yok artık. Oraya alışmıştı. Biraz daha yürüyeceksin Uğurcan'cığım. Aynen. Yukarıdan gelecek. İşte iki tane manolya ağaçlarımız buranın. Hele bu çam ağacı. Yani bunun bir dalını, yaprağını elleyemezsiniz. Anında ceza gelir. Bu arkadaşımız, şurada da bir çamımız var. Burası benim eskiden bir çok iyi. Budayamıyor musunuz da mesela bakımını falan? O yazık ucunu mu kesmiş, hani bir şey olmuş. Anında ceza geldi. Çok eski, bunlar tarihi eser. Kayıtlı yani o çamlar. Şuradan bakınca da ya tam böyle dizi, film evi ya. Değil mi? İstiyorlar kiralık istediler mi? Geçen sene istediler tabii öyle bir şeye yanaşmadım. Ama biz mesela burada da masa koyuyoruz. Hani ben seviyorum değişik yerlerde. Geçenlerde burada masa koyduk. Hani burada yani şey olarak yapmamışsınız ev. Hani laf olsun da buraya da böyle yapalım değil. Çok kullanılır. Apart açılır sandalyelerimiz var. Hemen şeyden depodan çıkarıyoruz. Burada da yiyoruz. Şöyle çevirelim kamerayı bak. Şöyle komple. Çok keyifli. Ayayorgi var yukarıda. Aha. Ortodoksların oraya çıktığı zaman hacı oluyorlar. Hani onlar için o kadar kıymetli bir yer. Mesela bu adaya gelen herkes o Ayayorgi'ye çıkıyor. O zaman yukarı doğru çıkalım bir. Evi o kadar çok gezdik ki bir soluklanalım. Şu kedi. Ben ilerisini düşünerek hani buraya ilave olarak asansör koydurttum. İşte mesela bunlar hiç onların da o zaman detaylarında olmayan bir şey. Genelde kullanıyoruz tabii. Hani, kullanılıyor değil mi tabii burası? Tabii kullanılıyor. Çok güzel her zaman bakımını yaptırıyoruz. Bu da işte o konsepte uyan bir şey. O yukarı kadar çıkıyor. Evet. Burada da. Oğucanlar. Mesela. O kadar seviyorum ki onların o hallerini.
Çok güzellermiş ama çocuklar. Evet, maşallah. Gerçi Uğurcan sadece boyu uzamış gibi de. Çocukluktan sonra bir sakallanmış da boyu uzamış. Aynen. O temiz ifadesini hiç kaybetmedi o. Size. Yo, rica ederim. Çok ben teşekkür de ederiz. Gerçekten kapınızı bize açtığınız için. Ben de çocuklara güzel bir anı kalacak muhtemelen, evet. Değil mi? Torunlara keşke da olsalardı onlar da. Evet, keşke. Belki diğer ev onlarla beraber de çekeriz. Ankara'da en azından. Şunu okuyordum da bir yandan. Hı-hı. Ben bunu aynı zamanda açıklamaya da koyacağım. Evin tarihinden bahsediyor bu yazı. Ben direkt bunu videonun altındaki açıklamaya da koyacağım. Birçok şeyi anlattı zaten Füsun Hanım. Ne soracaktım ya? Aşağıda neyse yukarı. Yukarı saklayalım diye. Neydi o? Atatürk. Evet, ben size birazcık hani adanın dışındakilerden bahsedeyim. Hı hı. Anadolu Kulübü, Atatürk burada yedek subayken buraya girmek istiyor. Anadolu Kulübü yok o zaman tabii, başka o zaman. Ama Atatürk'ü sokmuyorlar içeri. Atatürk çok üzülüyor. Sonradan kumandan olduğu zaman Atatürk geliyor oraya, diyor ki ben buraya milletvekillerimin yazlık yeri yapacağım. O zaman için sadece milletvekillere özgü bir şey oluyor. Ama zaman içerisinde o zamandan sonra, yani 1900'lerden sonra, 20'lerden sonra birinci dereceden mesela devlet memurlarına açılıyor. Sonra iş adamlarına açılıyor yavaş yavaş, o kadar. Ama daha başka da kimseyi almıyorlar. Çok kısıtlı böyle. Çok özel bir kulüp. Çünkü Atatürk orada kalmış. Hı hı. Onun odasını muhafaza ediyorlar. Sadece gezdiriyorlar müze gibi. Ama görmeniz lazım en azından. Müsaade isteyip de keşke içeri girebilseniz. Çünkü orası da farklı bir yer. Yani gerçekten çok güzel. Orada yemek yemek dediğiniz gibi bir ömre bedel. Hani orası denize girdiğimiz yer işte bizim hepimizin. Burada denize de giriyorsunuz değil mi? Aşağı tarafta. İşte Anadolu Kulübü'nden giriyorum ben. Çocuklar da ben de oraya üyeyiz zaten. Genelde hani burada denizler hep böyle şeyle kulüplü, hani muhakkak bir yere üye olmanız lazım. Onun için biz de en yakın yer orası olduğu için zaten Anadolu Kulübü'ne üyeyiz. Ben genelde oraya gidiyorum. Benim ayağımdan 3 dakika sürüyor zaten. Denizi de temiz, çok memnunuz. Dün akşam oradaydım mesela ben. Çok eski, hatta diş işleri falan yapmış Emre Gönensoy. Belki sonra araştırır bulursunuz kim olduğunu. Emre onun Gönensoy, 90 küsür yaş. Evet. Şeyden şimdi Instagram'dan araştırır. Evet, ben size resim vereyim. Yeni nesil araştırır. Evet, resmi de vereyim. Dün akşam oradaydım. Onun yaş gününü kutladık. Çok değişik geldi tabii. Onlar da burada gelip kalıyorlar. Eskiler, herkes burada mutlu. Biraz özel bir soru sorabilir miyim? Bu tabii. Tamamen yüksek ihtimal izleyen herkesin de merak edeceği bir şey. Böyle bir ev almak istesek ne kadar bir bütçemiz olması gerekir? Şu anda mı? Evet, şu anda. Vallahi şu anda ben de bilmiyorum. O kadar hani fiyatlar farklı oldu ki şu anda ben de bilmiyorum. Ama dediğiniz fiyattan alınıyorsa eğer onun bir değeri var. Herkes evet. Böyle bir kafadan bir fiyat evet. Söylüyor. Ama oradan satılmadığı müddetçe onun bir değeri yok ki. Evet. Yani mesela tahmin etmeye kalksak şu andaki güncel şeyle. Gerçekten hiç İstanbul gibi bir yerde. Ada gibi bir yerde. Ada çünkü gibi bir yerde. Yani İstanbul'da bile hani aynen. Uçmuş durumdayken ada gibi uçmuş bir yerde. Uçmuş yani. Ben de onun için şimdi yanlış bir şey söylemek istemem. Hani insan bir fiyat söylüyor ama o fiyata da olmuyor. Genelde işte bu Füsun Hanım'ın naifliği. Gerçekten yani. O hiç ben öyle şeylerle ilgilenmediğim için. Yukarıda Aya Yorgi var. Adanın olmazsa olmazı. Evet. Ortodokslar için çok mühim. Evet. Onlar orada hacı gibi, hacı oluyorlar gibisi fazla. Orada yukarıda Ayazma var. Yani orada su çıkmış. Hani oraya gidince hani engelliler, engellilerini hani bırakıp dönüyorlar gibi öyle bir. Adada bir ara şey sıkıntısı vardı, su sıkıntısı vardı. Şu anda çözüldü mü? Tabii çözüldü. Hani eskiden borularla deliyordu dışarıdan, şimdi öyle değil. Hani hatta vapurlar getiriyordu bize öyle suyumuzu falan. Yok, o çözüldü. İşte doğal gaz geldi. Faytonlar gitti, ada huzura erdi. Ben hiç huzura ermedim. Ben çok üzgünüm, açık ve net söylüyorum bir adalı olarak. Keşke faytonlar gitmesine mi? Evet, hiç sevmedim. Eski yani buranın özelliği de fayton. Fayton evet ama ya at kısımlı birazcık şeydi ya hani. Ama düzeltilebilirdi. Evet. Düzeltilmeyecek bir şey değil ki. Aynen. Evet. Yani ona göre bir rotasyon verilirdi. Hani 3-5 kere çıkacaksın, 3 kere çıkacaksın. Evet. Onun kontrolü çok basitti. Oraya veteriner koyarsın, bakımına yaptırırsın. Çünkü aşağıda onların kaldıkları yerler vardı. Evet. Bence biraz kolaya geçtiler. Yani. O da Adana'nın sonuçta şeyi. Özelliği mi bence? Simgesi, sembolüydü. Aynen. Yani biz kendimize 1000 küsur senedir fayton var. Evet. Ben çok üzüldüm şahsen. Keşke şu an yerine ne var onun? Bir elektrikli akülü. Akülü şey. Taksiler var ama taksileri mesela çağırıyorsunuz 3 kişi. Mesela ben geçenlerde çocukları burada yukarıda Eski Bağ diye bir yer var. Çok güzel bir restoran ve çok güzel bir koy. Manzara müthiş. Geldiklerinde oraya yollamak istedim. 3 kişi alıyor. Ama 3 kişi alıyor ya, mesela ben adalı olarak bir kart çıkartıyorum, ada kartı. Ama benim de ona binmem lazım.
O zaman iki olmadı iki kişi gibi oluyor yani, anlatabildim mi? Onların bir işine yaramıyor evet. ki. Yani o da öyle bize, halbuki fayton çağırdığınız zaman geliyordu buradan kapının önünden. Hani dört kişi, beş kişi binebiliyordunuz. Hele çocuk olduğu zaman en güzel şey faytoncunun yanına evet. oturmaktı. Eskiden bisiklete binerdik, o faytonların arkasına saklanırdık mesela. Tedbiri alınmaz evet. mıydı? Alınırdı. Zaten en çok buradaydı fayton. Evet. Mesela Heybeli'de, Burgaz'da, Kınalı'da bu kadar çok değildi ki. Buna müsaade etmeseydi. Buna müsaade etmeselerdi. Hani belli bir deselerdi ki sen beş kere çıkacaksın. Onun bir kontrolü olaydı. Evet. Ben sevmedim. Zaten herkese de söylüyorum açık net. Mesela bu tarz konuşmalara biz geçmişten ah eski diye yad ettiğimiz zaman. Düşünsenize. Onun bir adı vardı, neydi ya? Boomer. Boomer diyor. Allah. Ya keşke onu çekseydin. Şimdi siz çekin bence. Ne oldu Serkan? Yok, o hem sehpa oluyor, hem oturma oluyor, canınız ne isterse oluyor. Kötü mü oldu? İyiyim ya. Adadan hatıra. Çünkü ada üçe bölünüyor. Hani burası Nizam tarafı, bunun tam opozit tarafı, Maden tarafı, bir de çarşı tarafımız var. Ama o çarşı tarafından sonra böyle bir kıyıya iniyorsunuz, oranın ara sokaklarına bakmaya doyamıyorsunuz. Eskiden gençlere göre bir şey yoktu. Biz çocukken çok vardı, diskoteğimiz bile vardı, her şeyimiz vardı. Burada. Burada. Şimdi şartlar değişti. O zaman tiyatrolar son böyle demlerini yaşarlarken Demirel hepsini çağırırdı ki Demirel'e karşı olanlar hepsini teklif ederdi. Size şeyle böyle yardım edeyim, şöyle yardım edeyim diye. Mesela şu an ağzımızı Yıldız Kenter'in açık mektubu vardır. Teşekkür mektubu. Onlarla beraber olurdu zaten Demirel. Yemeğe çıkar ama öyle bizim reklam, hani işte hiçbirimizin ruhunda öyle bir şey yok ki. Arıyorum, ben çocukları dünyaya Londra'da getirdim. O zaman bize teklif ettiler. Hani çocuklarımız için hani böyle bir vatandaşlık. İnanın o zaman böyle gurur kırıcı bir şeydi. Hayır falan olduk. Ne Ali ne de ben, olmaz öyle bir şey yani. O kadar tedirgin olduk ki bu konuda. O kadar pişmanım ki. O kadar pişmanım ki. Şimdi bana o fırsatı verseler ilk önce ben olurum. Yine ekonomiye, yine siyasete girdik. Canımız sıkıldı. Ne güzel geziyorduk biz. teşekkür ederiz gerçekten tekrar ve tekrar. Rica ederim. Ben de sizi tanımaktan mutlu oldum. Gene beklerim. Geliriz. Tekrar her zaman. Sizin sadece böyle yazmanız yeterli. Anında ben buradayım biliyorsunuz. İnanılmaz keyif aldım. Çok teşekkür ederim Füsun Hanım. O ben zaman teşekkür ederim. Bana gerçekten böyle bir anı yaşattığınız için. Evimiz ölümsüzdü. Zaten daha çok ölümsüz olacak. Ben teşekkür ederim. Gene beklerim. Olduysak gerçekten. Çok sevindim sizi tanımaktan. Ben de çok memnun oldum. Gene bekleriz. Her zaman eksik biliyorsunuz. Eksik bir şey varsa. Gene sevdiyseniz gene bekleriz. Her zaman biliyorsunuz artık. Adalı Ada yapalım. Bizim evimizdir diye. Adalı yapalım sizi. Aynen. O zaman hoşça kalın. Like'lamayı, yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın. Sunuma da teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.